Dopamin diyeti şu sıralar çok meşhur oldu, konuşuluyor. Peki nedir bu dopamin diyeti? Dopamin aslında bir hormon biliyorsunuz. Özellikle bizim özgüvenimizi sağlayan, sonrasında da mutlu olmamızı sağlayan, başka özellikleri de olan oldukça önemli hormonlardan birisi. Beyin ve böbreklerimizde salınan bu hormonda biz ne yapıyoruz? Aslında birçok fonksiyonumuzu beraberinde düzenleyerek hem hormonal dengeyi hem ruhsal dengeyi sağlamış oluyoruz. Günümüzde neden önemli? Çünkü dopamin ne dedik? Bağımlılıklarda da çok etkili, özgüveni sağladığı için. Çocuklarda mesela oyun bağımlılığı, bilgisayar bağımlılığı, cep telefonu bağımlılığı, erişkinlerde sosyal medya bağımlılığı en önemli konulardan birisi. Çocuklar işte oyunlarda olmadıkları bir kişiliğe bürünüyorlar. İmparatorluklar kuruyorlar, savaşıyorlar, yeniyorlar. Aslında kafalarında olmadıkları bir şeyi yaratmış oluyorlar ve özgüveni buradan, oyundan sağlıyorlar ve bağımlı oluyorlar aslında. Bu özgüveni sürekli yaşamak istedikleri için. Erişkinler de sosyal medyada aynısını yapıyor. Olmadığı bir görünüme bürünüyor ve aslında burayı da destekleyerek ne oluyor? Bir anlamda özgüveninizi sağlamış oluyorsunuz ama bu da beraberinde bağımlılığı getiriyor. Peki bunlardan kurtulmak mümkün mü? İşte dopamin diyeti burada devreye giriyor. Evet, kurtulmak mümkün. Ayda bir kez bir günü sadece bunlardan uzaklaşıyoruz. Çocuklarda televizyon, bilgisayar, oyun hepsini bırakıyoruz. Erişkinlerde yine aynı şekilde sosyal medyaya asla bakmıyoruz. Yani cep telefonumuzu mümkünse sosyal medyadan uzaklaştırıp kullanmaya çalışıyoruz. Ve bu arada dopaminin sentezini arttıracak beslenmeyi ön plana çıkarıyoruz. Dopaminin sentezinde en önemli besinler hangileri? Tirozin metabolizması, yani tirozini alabildiğimiz besinler. Tirozin dopaminin sentezinde ana hammaddelerden birisi. Birisi de fenilalanin. Dolayısıyla biz bunlardan zengin beslendiğimizde o zaman dopamini arttırmış oluyoruz. O gün bir şey yapmadığımız zaman dopamini arttırdığımızda bağımlılıktan kurtarıyoruz. Hangi besinler bunlar? Muz çok önemli besinlerden birisi. Özellikle çürümeye yüz tutmuş mumlar çok sevdiğimiz tirozin kaynakları. Süt çok önemli besinlerden birisi. Özellikle akşamları muzlu süt tirozin kaynağını çok arttırıyor. Çikolata çok önemli besinlerden birisi. Ama tirozin tirozdan geliyor. Tiroz da Yunanca peynir demek. Dolayısıyla aslında tirozini en önemli sentezleyen yer peynir. Peyniri bol yediğinizde, işte peyniri daha çok yediğinizde tirozini çok daha fazla alıyorsunuz ve metabolizma arttırıyor. Kırmızı et, beyaz et, özellikle kırmızı balık tirozin kaynağında çok önemli. Ama vegansanız tabii ki fasulye ve nohut da tirozin kaynağı sağlıyor ve dopamin hormonunu arttırarak bu tarz bağımlılıklardan kurtulmanızı sağlıyor.